Evet, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Başkan, grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Pandemi sebebiyle biliyorsunuz mecliste ziyaretçi yasağı var zaten ve pandemi son dönemlerde daha da tırmanmaya devam ediyor. En son grup toplantımızı 10 Mart 2020'de Parlamento Kadın Grubu olarak yapmıştık. O günden bu yana pandemi tedbirleri kapsamında grup toplantımızı yapamıyorduk. Bugün ilk grup toplantımızı yapacağız. Televizyonları başında bizi izleyen sevgili halkımıza da selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı göndermek istiyorum. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Sayın Eş Başkanımız Mithat Sancar'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, grup çalışanlarımız ve televizyon başında bizleri izleyen sevgili halkımız, hepinizi gönülden, yürekten selamlıyorum. Biliyorsunuz partimizin bir yürüyüşü oldu. Cumartesi günü Ankara'da bir mola verdik. Yürüyüş Ankara'da bitmedi. Bu yürüyüş kısa bir yürüyüş değildi. Çok uzun soluklu bir yolun ilk etabıydı. Bu yürüyüşümüzün adı darbeye karşı demokrasi yürüyüşüydü. Ve bu yürüyüşle tüm ülkeyi kucaklamak için Edirne ve Hakkari'yi başlangıç noktaları olarak belirledik. Elbette ülkenin bir ucundan bir ucuna bütün halkımızı, halkları, herkesi kucaklamak ilk hedefimiz. Ancak Edirne'nin de Hakkari'nin de bir başka anlamı var. Edirne'de önceki dönem eş genel başkanımız sevgili Selahattin Demirtaş siyasi rehine olarak tutuluyor. Hakkari daha geçen gün milletvekilliği düşürülen sevgili Leyla Güven'in seçim bölgesi. Yani Hakkari iradesi gasp edilen şehrimiz. İrade gaspı bir darbe fiilidir. Bütün darbecilerin ilk yaptığı iş halkın iradesine el koymaktır. O iradeyi yok saymaktır. O iradenin yerine kendi emirlerini ve kendi demirlerini geçirmektir. O nedenle bu yürüyüşe demokrasiye, darbeye karşı demokrasi yürüyüşü adını verdik. Bu yürüyüş nefes alamayan bütün toplum kesimleri içindi değerli arkadaşlarım. Gençler içindi, kadınlar içindi, emekçiler içindi, yoksullar içindi. Yürüyüş boyunca iktidarın her türlü engellemesine maruz kaldık. Kuşatmalara alındık, çemberlere hapsedilmek istendik. Bazen yolda araçlarımızdan fazla güvenlik ekibi aracı vardı. Mesela Hakkari'den Van'a yola çıktığımızda sanırım biz 15 araçlık bir konvoy oluşturmuştuk. Fakat bize eşlik eden en az 7-8 tane zırhlı araç ve bir o kadar da başka araçlar vardı. Gittiğimiz her yerde halkla buluşmamızın engellenmesi için her şey yapıldı. Ama bilmiyorlar ki buluşma sadece fiziksel temasla olmaz. Sadece aynı metrekarelere birlikte yerleşmekle de olmaz. Biz halkımızla sesimizle buluşuruz, bakışlarımızla buluşuruz, yürekte buluşuruz. İşte bu yürüyüşte bütün bu engellemelere rağmen engelleyemedikleri esas şey buydu değerli arkadaşlarım. Biz halkımızla yüreklerde dolu dolu buluştuk. Geçtiğimiz her yerde pencereden el sallayan, bize gülümsemeler yollayan insanlarımızla buluştuk. Bizi kucaklamak için fırsat kollayan, aralık kollayan insanlarımızla o küçücük aralıklarda buluştuk.
Ama en önemlisi değerli kardeşlerim, inançlarımızda, kararlılığımızda buluştuk. Bu yürüyüşü en çok gençler için yaptık desem abartı olmaz değerli kardeşlerim. Çünkü gelecek en çok gençlerin meselesidir. Ve en çok onları ilgilendirir. Biz demokratik ve özgür bir gelecek için yürüdüğümüzü söylediğimizde esas bugünün gençlerine yarını özgür bir şekilde verebilmek inancımızı dile getirmiştik. O isteğimizi, o hedefimizi dile getirmiştik. Toplumun kaynaklarının savaşa ve yandaşa değil, gençlere ayrılması için yürüdük. Savaşa yapılan her yatırım gençlerin geleceğine konan ipotektir. Atılan her bomba, alınan her silah gençlerin geleceğinden çalınmaktadır. O nedenle savaşa karşı yürüyoruz dediğimizde tam da gençlerimizin özgür ve demokratik barış içinde bir gelecekte yaşamalarını istediğimizi vurgulamış olduk. Bombalara, kurşunlara, ranta, talana değil, eğitime, işe, aşa kaynak yatırılması için yürüdü. Bu engellemelerin, iktidarın bizi engellemek için yaptıklarının gösterdiği çok temel bir husus var. O da korkudur. İktidar korkuyor değerli arkadaşlar. İktidar itirazdan korkuyor. Hak arayışından korkuyor. İtiraz eden herkesi hain, hak arayan herkesi terörist ilan ediyor. Korkunun bundan daha açık ifadesi olabilir mi? Bir ülkenin %60-70'i nasıl oluyor da terörist olarak damgalanabiliyor? Bu halktan korkunun açık itirafıdır. Bu iktidar halktan korkuyor. Bu iktidar haktan korkuyor. O nedenle sokağa çıkan herkesi, itiraz eden herkesi boğmaya, elinden gelen, boğmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz buna rağmen yürüdük çünkü korku duvarını aşmak gerekiyor. Korku duvarı aşılmadan hak olmaz, hukuk olmaz, özgürlük olmaz, haysiyet olmaz. O nedenle korkuya karşı yürüdük. Korku duvarını yıkmaya yürüdük. Korku duvarı yıkılmadan da insanların kendi olmaları mümkün değil. Özgür bir gelecek kurmaları ise hiç mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, benim çok sevdiğim bir film var. Adı Korku Ruhları Kemirir. Bir Alman yönetmenin filmi. İktidarın durumunu ve korkan herkesin ruh halini bundan daha iyi yansıtan bir söz zor bulunur. Evet, iktidar çok korkuyor. Bu korku onların her tarafını kemiriyor. Ama eğer bizler korkarsak o korku bizlerin ruhlarını da kemirir. Bizi de ruhsuz bırakır, iradesiz bırakır. O nedenle korku duvarlarına karşı bu yürüyüşümüz devam edecek. Ve bu yürüyüşü korku duvarını aşmak isteyen herkesin mutlaka dikkatle izlemesi, bundan ilham alması lazım. İşte baroların yaptığı da budur sevgili arkadaşlar. Barolar da kendilerine dayatılan demir kafesi reddetmek adına yürüyorlar. Bu iktidar darbecidir dediğimizde bazıları bunu çok abartılı buluyorlar. Oysa eğer toplumda çoğulculuğu yok etme niyetinde olan bir iktidar varsa bu iktidarın zihniyeti darbeciliktir. Eğer bir iktidar çeşitli toplum kesimlerinin iradesini yok etmek istiyorsa bu iktidar darbecidir.
İşte barolara karşı hazırlanan düzenlemeler tam da iktidarın bu darbeci anlayışının yansımasıdır. Hoş, iktidar sözcüleri bunu zaten saklamıyorlar. Evet, kendilerine itiraz eden herkesi susturmak istediklerini açık açık söylüyorlar. Onlar bu kadar açık söylüyorsa bizlerin de en az o kadar cesur olması gerekiyor. Herkesin iradesine göz dikilen, haysiyeti hedef alınan herkesin açıkça bu cesareti göstermesi gerekiyor. İşte barolar da bu cesareti gösterdiler. Haysiyet mücadelesindeki yerlerini sağlam bir şekilde aldılar. Aralarında öğrencilerim var, aralarında meslektaşlarım var. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsini buradan sevgiyle, gönülden selamlıyorum, kutluyorum. Sevgili arkadaşlar, hukukçular daha iyi bilir ama herkes aşağı yukarı anlar. Yargı üç ayaktan oluşur. İddia, savunma, hüküm. Tek bir ayağı eksik olunca o kuruma yargı denmez artık. Şimdi Türkiye'de yargının iki ayağı zaten gitmiş durumda. Yani hakimler ve savcılar iktidarın kontrolü altında. Yargı iktidarın muhalefeti tasfiye etmek için kullandığı bir sopaya dönüşmüş durumda. Geriye tek ayak kalmış. Savunma. Savunma bu mücadeleyi yürütürken yargının diğer iki ayağındaki insanların da haysiyeti için mücadele ediyor. Çünkü bu kadar ezilmiş, bu kadar kontrol altına alınmış bir yargıda görev almak herkes için sorgulanması gereken bir haysiyet meselesidir. İşte o nedenle haysiyet yürüyüşü diyorum, baroların yürüyüşüne de. Çünkü onlar adaleti savunuyorlar ama toplumu savunuyorlar ama bir de yargıdaki herkesin haysiyetini savunuyorlar. Yargının durumunu özetlemek için çok örnek verilebilir fakat gerek var mı bilmiyorum. Mesela yarın gazetecilerin duruşmaları var, çok uyduruk iddianamelerle sadece iktidarı rahatsız ettikleri için gözaltına alındılar, tutuklandılar. Cezaevlerinde binlerce siyasetçi var, çoğu bizim arkadaşımız. Onlarca, yüzlerce aydın var, gazeteci var, akademisyen. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ama bir tanesi o kadar çarpıcı ki gerçekten diğerlerini uzun uzun açıklamaya gerek bırakmıyor. O da sevgili Selahattin Demirtaş'ın dosyasıdır. Bugüne kadar yargı eliyle sahneye konan oyunlar akla ziyan verecek kadar komik, absürt ve tehlikeli. Göz göre göre. Herkesin gözü önünde. Hiç sakınmadan büyük bir pervasızlıkla yargı mekanizmasını kullanarak Selahattin Demirtaş'ı içeride siyasi rehin olarak tutmaya devam ediyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar veriyor. Onu boşa çıkarmak için yeni bir operasyon yapıyorlar. Bir mahkeme tahliye kararı veriyor, başka bir mahkeme daha o kararın mürekkebi kurumadan yeni bir tutuklama kararı veriyor. Anayasa Mahkemesi karar veriyor, 1000 dereden değil 1 milyon dereden su getiriyor. Nasıl olur da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gözünü boyarım ama bu arada da Demirtaş'ı içeride tutarım. İşte böyle bir yargıyla karşı karşıya. Adalet böyle bir yargının ezdiği o yüce değer hepimizi derinden yaraladığı için itiraz ediyoruz. Peki bu kadar oyunun sebebi ne değerli arkadaşlar?
Selahattin Demirtaş olayında, bu operasyonda. Korku. Yine korku. Korkuyorlar. Güçlü itiraz eden her sesten korkuyorlar. İnançlı yürüyen herkesten korkuyorlar. Tabii ki HDP'den korkuyorlar. HDP'nin birikiminden korkuyorlar. Tabii ki Selahattin Demirtaş'tan korkuyorlar. Tabii ki Figen Yüksekdağ'dan korkuyorlar. Tabii ki şu an rehin tuttukları bütün yoldaşlarımızdan korkuyorlar. Ama hatırlatmama gerek olmayan, hepinizin bildiği bir atasözü vardır. Korku ecele fayda getirmez. Korku sadece ruhları kemirir, kemirir ve içine girdiği yapıyı bitirir. İşte bu korku onları bitirecek. Bu korku hep birlikte yürüyerek, hepimizin iradesiyle, adalet isteyen, demokrasi isteyen, özgürlük isteyen herkesin iradesiyle sandıklarda onları bitirecek. O nedenle biz de durmadan bir demokrasi ittifakı çağrısı yapıyoruz. Çünkü bütün bunlar ancak birlikte mücadeleyle durdurulabilir. Bizim gücümüz var, bizim kararlılığımız var. En çok da bu nedenle bize saldırıyorlar. Biz yine direniriz, biz yine yürürüz ama artık herkes görmeli ki bu mesele sadece HDP'nin meselesi değildir. Kürt halkı iradesini ve inancını savunmak ve korumak adına her şeyi yapabilen, yapmış olan bir halktır. Bunu da herkes biliyor ama bu mesele sadece Kürt halkının meselesi de değildir. Türkiye'de yaşayan herkesin, bütün halkların meselesi. Adaletten yana derdi olan, demokrasi isteyen, özgürlüğü arzulayan herkesin, barışı özleyen herkesin meselesidir. O nedenle hepimiz birlikte hareket edelim diyoruz. Bu iktidar darbeci zihniyete sahiptir dediğimizde belki de en çarpıcı örnek, hep söylediğimiz üzere kayyum uygulamasıdır. Kayyum uygulamasından daha açık bir darbeci pratik olabilir mi? %70-80'lere varan oyla seçilmiş belediye başkanlarını elindeki iktidar imkanlarıyla görevden alacaksın. Oraya memurlarını tayin edeceksin. Sonra da millet iradesine saygıdan söz edeceksin. Yok değerli arkadaşlar. Bu iktidarın millet iradesine saygı, halk iradesine itibar diye bir değeri yoktur. Böyle bir anlayışı yoktur. Daha bugün, bu sabah Sarıcam Belediye eş başkanlarımız gözaltına alındılar. Her gün yeni bir darbe operasyonu tezgahlıyorlar. Biz bunun adaletsizliğini, haksızlığını, hukuksuzluğunu, demokrasiye aykırılığını her fırsatta dile getiriyoruz. Ama bunu söyleyen sadece biz değiliz. Uluslararası kuruluşlardan da bu yönde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakın en son Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünyesindeki Venedik Komisyonu bir rapor yayınladı, bir karar aldı. Sadece ilgili kısmını okuyacağım. Çok önemli bir organdır Venedik Komisyonu. Uzun uzun anlatmama gerek yok. Ama Türkiye Venedik Komisyonu'nun bünyesinde olduğu Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesidir. Kurucu üyelerinden biridir. Burada mahkeme kararını tanımıyor. Kendi iradesiyle, imzasıyla üye olduğu kuruluşlardan çıkan kararları tanımıyor. Yani hukuk tanımıyor. Hukuk tanımayan bir iktidara darbecisin demekten başka ne denebilir? Darbecisiniz işte. Şimdi bu iktidar bir de darbelerle mücadele ettiğini, bir de darbelere karşı olduğunu söylemiyor mu? Sanıyorlar ki toplum bunları anlamaz. Toplum saftır, kavrayıştan yoksundur. Bir zamanlar toplumu aşağılayanlara karşı
itiraz eden en önemli güç biziz diyorlardı bu iktidarın temsilcileri. Şimdi kendileri bu politikalarla toplumu aşağılıyorlar. Mesela iktidar ortakları 27 Mayıs darbesinden sonra kurulan Yüksek Adalet Divanı kararlarını geçersiz sayan bir kanun teklifi hazırladılar ve meclise sundular. Çok iyi yaptılar. Evet. Darbecilerin kurduğu mahkemelerde yapılan yargılamalar geçersizdir. O nedenle 27 Mayıs'tan sonra kurulan Yüksek Adalet Divanı'nın kararlarıyla idam edilen merhum Menderes, Polat Kağan ve Zorlu'nun idamları bu ülkenin tarihindeki en kara sayfalardan biridir. Bu kararları geçersiz saymak da doğrudur. İyi yapılmış bir hamledir. Ancak inandırıcı olabilmeniz için bütün darbecilerin kurduğu mahkemelerde yapılan yargılamaları geçersiz sayacaksınız. Darbeler arasında ayrım yaparsanız darbeciler kadar kötü bir şey yapmış olursunuz. 12 Mart'ta, 12 Eylül'de darbeydi. 12 Mart'ta kurulan askeri sıkı yönetim mahkemeleri meşruydu. Öyle mi? O mahkemelerin verdiği kararlarla idam edilen Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin ölümleri bir sorun değil, bir yara değil midir? O mahkemelerin kararlarına niye dokunmuyorsunuz? 12 Eylül'den sonra yapılan yargılamalar meşru mu? Yüzlerce örnek verebilirim. Sadece 18 yaşından küçük olduğu halde idama mahkum edilen ve idam edilen sevgili Erdal Eren'i hatırlatmak yetmez mi? Erdal Eren'i idam sehpasına gönderen o mahkemeler meşru mu? Şimdi bizim çağrımız şudur. Darbecilere ve darbeciliğe ayrımsız karşı çıkacaksınız. Adalet sadece bir kesim için isteniyorsa en büyük adaletsizliktir. Adalet isteğinde ayrımcılık en büyük adaletsizliktir. Çünkü vicdansızlıktır, çünkü çürümüşlük. O nedenle, evet getirin 27 Mayıs'la ilgili kanun teklifini. Evet, Yüksek Adalet Divanı kararlarını geçersiz sayalım. Evet, o kararlarla idam edilen Menderes'i, Polatkan'ı, Zorlu'yu buradan yeniden itibarlarını iade edecek bir duruma getirelim. Ama orada durmayalım. Orada durursanız ayrımcılık yaparsınız. Orada durursanız bu toplumda adaletsizlik konusunda bölücülük yaparsınız. Biz HDP olarak adaleti herkes için istiyoruz. Darbelere ayrımsız karşı çıkıyoruz. Bu konuda sicilimizde en ufak bir leke bulunmaz, bulunamaz. Hiç kimse geçmişimizde en ufak bir yalpalama göremez. Biz de toplumun bu şekilde yaralanan bütün kesimlerine çağrımızı iğneliyoruz. Gelin hep birlikte. Hep birlikte bunlara karşı çıkalım. Gelin hep birlikte gerçek adalet için yürüyelim. Hep birlikte sesimizi yükseltelim. Seslerimiz mutlaka buluşacaktır. Tek bir kişi kopkoyu karanlıkta tek bir kişi bile haykırdığında o ses mutlaka duyulur. O ses mutlaka yankı bulur. O nedenle bu konuda inancımızı asla ve asla kaybetmeyelim. Değerli kardeşlerim, biz inandıklarımız için yürüyoruz. Biz değerlerimiz için yürüyoruz. Ve bu yürüyüşümüz de devam edecek.
Bu yürüyüşte haksızlığa, adaletsizliğe uğrayan herkesin ve herkesin yan durması için çağrı yapıyoruz. Hiç değilse yürek birlikteliği yaratalım diyoruz. Herkes bulunduğu yerden itiraz etsin. Yeter. Kimse mutlaka gelip bizim yürüdüğümüz yerde arkamıza dizilsin demiyoruz. Sadece biz yürüyelim, siz de gelin buraya katılın demiyoruz. Bu yürüyüş özgürlük yürüyüşüdür. Adalet yürüyüşüdür, haysiyet yürüyüşüdür. Haysiyeti, adaleti, özgürlüğü önemseyen herkes bulunduğu yerden itiraz etsin. Bu itirazı yapabilecekleri bin çeşit yol vardır. Onurlu insanlar için itaat dışında, teslimiyet dışında çok farklı, çok renkli yollar vardır. Umut inançtan gelir. Umutsuzluk teslimiyete götürür. İnanç mücadeleyi güçlendirir. Umut mücadelenin çiçeğidir. İşte biz bu halkın umuduyuz arkadaşlar. Biz bu halka bu çiçekleri çoğaltacak bir iradeye sahip olduğumuzu tekrar söylüyoruz. Bundan asla vazgeçmeyeceğimize de söz veriyoruz. Sevgili halkımız, işçiler, gençler, kadınlar, yazarlar, aydınlar ve Kürtler. Herkes kendi hak mücadelesinde birlik için elinden geleni yapmalıdır. Bakın Suriye'de çok sayıda Kürt partisi birlik konusunda uzun diyaloglar sonucunda bir büyük adım attılar. Niye yaptılar bunu? Çünkü varlıklarına yönelen bir tehdit var, saldırı var. Varlıklarını, kimliklerini, haklarını, haysiyetlerini korumak için bir araya geldiler. Ne güzel yaptılar. Haksızlığa, adaletsizliğe uğrayan her kesim bundan ilham almalıdır. Bir araya gelmeyi becerebilmemiz lazım. Buna bile iktidar ortakları etmedik laf bırakmıyorlar. Kürtler bir araya gelemezmiş, gelseler suç işlerlermiş gibi sözler sarf ediyorlar. Sözler sarf etmekle kalmıyorlar. Bu birlik iradesine gölge düşürmek için, bu birlik iradesine korku sağlamak için bombalar yağdırıyorlar. Ama ben inanıyorum ki Kürt halkının temsilcileri varlık, hak, kimlik ve haysiyet mücadelesinde bu yolda çok daha büyük adımlar atacaklar ve bütün ezilenlere örnek olacaklardır. Evet dostlar, biraz önce de söyledim, biz inandıklarımızın ve hakikatin peşindeyiz. Bizim öykümüz öyle karmaşık değil, sadedir. Bizim öykümüzü doğru anlamak ve anlatmak istiyoruz. Bunun için yıllardır yollardayız ve yürüyoruz. Bir Alevi deyişi vardır. Gönül kalsın ama yol kalmasın. Yol kalmasın. Çünkü insan yolda öğrenir kendini ve mücadeleyi. Biz kendimizi bu hak ve adalet arayışında bir yolcu olarak görüyoruz. Bu yolda nice arkadaşımız büyük bedellerle hırkayı taşıdı ve şimdi bize teslim etti. Biz de yarın bu hırkayı onurla başkalarına devredeceğiz. Yol inadı ve inancı olana açıktır. İnancımızdan ve inadımızdan şüphemiz yok. Yol ahlakı olana açıktır. Şükür ahlakımızdan şüphemiz yok. Yol toplumu savunanlara açıktır. Bu konudaki kararlılığımızdan şüphemiz yok. Yol buluşmak ve kavuşmak isteyenlere açıktır. Mutlaka kavuşacağız, her şartta buluşacağız. Hiç şüphemiz yok. Yol korkuyu geride bırakır. Biz korkuyu, korku bizi terk edeli çok oldu.
cesaretimizden şüphemiz yok. Yürüyüş ve yol Ankara'da bitmedi tabii ki. Barışa, demokrasiye, özgürlüğe doğru devam edecek. Bu ülkenin her karışı nefes alıyorum diyene dek sürecek bu yolculuğu. İşte o ana geldiğimizde ise büyük insanlık arayışımız ve yürüyüşümüz sıfırdan başlayacak, yeniden başlayacak. Konuşmalarımı çok değerli bir düşünürün sözleriyle tamamlamak istiyorum. Hayatta yaşayabileceğimiz en değerli şey, hakikati arayan insanlarla karşılaşmak ve aynı yolda olmaktır. Bu dostluklar insanı özgürleştirir. O halde biz de diyoruz ki arkadaşlar, ne mutlu bize ki dostlarla hakikat yolundayız. Dönmek yok bu yoldan. İnancımız kuvvetli, kararlılığımız kesin, yolumuz sonsuzluğa açılıyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, gönülden selamlıyorum.